İlk tabiat gözlemlerimi göstereceğiz. Ama bu Başakşehir'de yapılan, oradaki konuşmam için yapılan sinevizyon gösterisi. İlhami Atalay. 17 Ekim 1948 yılında Artvin'in Arhavi kazasında dünyaya geldi. 1972 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Aynı yıl ihtisas bursunu kazandı. 1973-1978 yılları arasında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Sanatlar Akademisi'nde resim ve duvar halıcılığı sahasında ihtisas yaptı. 1975 yılında Fransa'da, 1976 yılında İsviçre ve İspanya'da, 1977 yılında İngiltere'de resim, tekstil obje, duvar halısı sahalarında araştırma ve incelemelerde bulundu. 1978 yılında yurda dönen İlhami Atalay, mecburi hizmet dolayısıyla çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1981'de Isparta Sümer Bank Halıcılık Müessesesi'nde desinatör olarak çalışırken sakalı olduğu için memuriyetine son verildi. 1981-1983 yıllarında Isparta'da serbest halı desinatörü olarak çalışan Atalay, 1983 yılında İstanbul'a döndü ve yeniden resim çalışmalarına başladı. 1984'te Sultanahmet'te İlhami Atalay Sanat Galerisi'ni açtı ve talebe yetiştirdi. Yurt dışında sayısız sergi açtı. Uzun yıllar boyunca İtalya'dan, Fransa'dan ve başka ülkelerden sanat fuarlarına davet edildi. Resimleri İngiltere, Almanya, Norveç, Amerika, Kanada ve İsviçre'deki koleksiyonlarda bulundu. Fakat maalesef ressam İlhami Atalay aynı ilgiyi kendi ülkesinde görmez. Modern entelektüeller tarafından kültür ve geleneklerine bağlı olduğu için dışlanırken, kimi muhafazakar çevreler tarafından da hepimizin tahmin edebileceği gerekçelerle yok sayılır. Alanında özgün bir şeyler söyleme, özgün eserler verme gayreti içinde olan her insan gibi o da hem gericilikle hem de fazla ileri gitmekle itham edilerek hareket alanı daraltılmaya çalışılır. İlhami Atalay'a göre sanatçı akımın kendisini belirlemesine izin veren değil, bizzat kendisi akım belirleyen olmalıdır. Ancak ne yazık ki bu coğrafyada yaklaşık 400 yıldır yaşanılan karanlığın hem sebebi hem de sonucu sayabileceğimiz vahim bir mesele vardır ki, o da diğer sahalarda olduğu gibi sanatta da denemeleri, araştırmaları, terk edişimizdir. Ebru, minyatür, hat, tesip sanatlarında 16. yüzyılda ne yapılmışsa itinayla tekrardan yana olan ve milimetrik değişimlere dahi tahammül edemeyeceğini rahatlıkla ifade etmekten çekinmeyen akademisyenlerle mücadele eden vazgeçmez ressam İlhami Atalay. O, kendi coğrafyasının ve çağının sanatkarı olarak bu coğrafyanın kültüründen yola çıkılarak ortaya özgün eserler koyulabileceği iddiasındadır. Fakat ona göre bu sıçrayış bir dönem naturalistlerin tabiatı taklit ettikleri gibi bugünkülerin de geleneği taklit ederek devam etmesiyle mümkün değildir. Sanatkarın sorumluluğu çağa göre sanatın hakkını vermektir. O, ülkemizde sanata hakim olduğu öne sürülen popüler diye tanımlayabileceğimiz küçük bir azınlığın yüceltmesiyle ayakta duran sanatçı türüyle arasındaki mesafeyi her zaman korumuştur. İlhami Atalay'a göre onlar ve ürünleri tarihin karanlığına gömülmeye mahkumdur. Çünkü onlar buhran, kompleks ve tatminsizliklerini sanatla gidermeye, örtmeye çalışanlardır. Kompleksini yenemeyen bir sanatkar, o milletin temsilcisi olamaz. Hocalarımız Fransız hayranı olduğu için bütün renklerin Fransızcasını ezberlettiler bize. Yok bu okrujondur, bu ultramarindir, bu işte şudur, budur. Yani bunun boyanın bile Türkçesini o kadar renk
kültürü olan Türk milletinde mesela kahverengi diyemiyorsun. Tradisyon blue diyeceksin. Niye tradisyon blue dedirtiyorsun bana? Niye okrujan dötür diyorsun? Saman sarısı var. Değil mi? Vişne çürüğü var. Sen bana bordo dedirtiyorsun. Çünkü Fransız şarabının rengi bordoymuş diye. Ya böylesine bir kompleks var. Kompleksi yenemeyen bir sanatkar o milletin temsilcisi olamaz işte. Bu kadar basit. Bütün bu kavganın sonunda sanat adına ancak 125 bin dolar verince içi görülebilen boş çerçevelerin özgün eser diye ortaya çıkarıldığı bir noktada İlhami Atalay niçin sanat yapıyorum diye düşünmekten kendini alamamıştır artık. Ressama yapılacak en büyük beddua paletin kurusun cümlesidir ona göre. Her şeye rağmen o paletinin kurumasına asla izin vermemiştir. Özgün duruşunu o derece korumuştur ki pek çok yabancı dili rahatlıkla konuşabilirken mükemmel Laz şivesine de halel getirmez. Fırçasıyla derdini yılmadan anlatmaya çalışırken bir taraftan bir yaprağın ucunun dahi değişmesine, öte taraftan da sakalına tahammül edemeyenlerle boğuşur ve çareyi yine sanatına sarılmakta bulur. Biz de tantana yapmıyoruz. Hiçbir şekilde tantana yapmıyoruz, reklam da yapmıyoruz. Kimse de bizi ne övsün ne de şey yapsın. Biz böyle bir şeyimiz yok. Gerçek sanatkar olan Allah hiç kimsenin göremeyeceği yerde bir dağın tepesinde, kayaların uçurumun kenarında bir çiçek yaratıyor. Hiçbir hile yok, hiçbir sahtekarlık yok, hiçbir eksiklik yok. Mükemmel bir şekilde hiç kimseden övgü beklemeden orada bir çiçeği yaratıyor. Bunu bir yabancı çekiyor. 2009'da. Yani galerimi ziyaret eden bir yabancı turist çekti. Hamamdaki sevgiler benim bir talebemin çalışmaları. Şu anda kendisi Londra'da. Bunlar bizim halının çalışmaları.
çocukluğumdan itibaren elimde olan bazı tabiat etütlerinden bazı örnekler var, bu akşam size sunacağız. Bazıları akademi öncesinde, bazıları akademi döneminde yaptığım çalışmalar. Soru sormak isteyen olursa durduruz, soru sorabilirsin. Yani her sanatçının gençliğinde bir tabiat gözlemi dönemi olması gerekiyor. Bu olmasa onun sanat hayatı eksik olur bence. Bu bütün sanatlar için geçerli mi? Her şey için aynı bence. Yani sıfırdan başlamak lazım. Ben geçen sefer size Temel'in pire hikayesini anlattım. Yani büyük ilim adamı olmak istiyorsanız inceden başlamanız lazım. Mesela şunu yakalamışız ve çizmişiz. Gerçekten yani tabiatın içinden yapılan gözlemle. Hayali değil yani. Kendini, bu benim mesela yaz gülümün portresi. Ya 20-24 tane ineğim vardı işte. Yaz gül, kız gül, boz gül, nazar gül, yaşan gül, çiçek, kırmızı, sevdalı, gülüşe. Talebelerime diyordum ki sen sevdalı mısın diyorum. O da sanıyordu ki gerçekten aşığım falan diye düşünüyordu. Sonradan dedim ki sevdalı kim biliyor musun dedim. Benim ineğin ismi. Bu aşk olsun hocam diyor bana, inek mi dedin? Yok ama benim sevdalı çok güzeldi dedim yani. Bakın bu benim yine yaz gülüm, görüyor musun? Böyle adam boyu çeperin üzerinden böyle ceylan gibi süzülüp atlar. Bu desenlerden on binlerce çizmişim belki, tabiat etütlerinden. Ama ben Avrupa'ya gittiğimde İzmit'te bir tanıdığının deposuna koyduk. Orada yağmur yağmış, birçok resimlerim çürümüştü. Bu arada soru sormak isteyen olursa hem sorun, hem konuşuruz. Bu da gerçek mi hocam? Gerçek bunlar. Gerçekten tabiattan çalışmalar bunlar. Görücü değil. Onlar öldü. Sümer Bank Halıcılık Müessesesi'nde çalışırken tabiattan halı desenleri için yaptığım etütlerden bir tanesi. Bu etütlerinden 11 tane, 24 tane albümüm vardı. Ortaokuldan, lise döneminden ve akademi ilk senelerinden yaptığım çalışmalardan 24 tane albümüm vardı. O albümler masanın üstünde duruyordu. Talebeler bakıyorlardı çalışma yaparlarken. İşte örnek olsun diye akademiye girmeden evvel yapmış olduğum İzmit'te bir çalışma. Bu da öyle. Bu
Hatıra defterinde bir sayfa. Şimdi bu çalışmalar masamın üstünde dururken galerinin kapısından bir adam girdi içeriye. Bakarsın yani hiç resim alacak tipe benzemez. Ahmedi Necat gibi biri. Yanında da bir çocuk var. Resimlere baktıktan sonra hemen şeyleri kurcalıyor albümleri. Ben de resim çalışıyorum. Diyor bunlar ne? Dedim onlar özel albümlerim benim dedi. Bunları satmıyor musun dedim. Onlar satılık değil. Talebeler istifade ediyorlar dedim. Benim özel şahsi albümlerim dedim. Hatıra defterlerim dedim. Ya bunları satsan dedi kaça satarsın? Ya dedim satsam dedim ben 2000 dolara falan satarım dedim ne bileyim yani. Belki. Adam hemen 2000 dolara masaya koydu. 24 albümün hepsini. Ama dedi ki hepsinin altını imzalayacaksın dedi. Çünkü defter ya bazısı imzalanmış bazısı imzalanmamış. İmzalayacaksın dedi bana. Dedim tamam imzalayayım. O birkaç gün sürdü de en son geldiğinde randevuleştik. Dedim bunlar içinde benim çok özel şeylerim var. Onlardan 10 tane çıkarabilirsin dedi fazla yok. Müsaade ediyorum dedi sana. 10 tanesini çıkardık. Bir gün verdim işte o gün daha bitmemişti geldiğinde hala imzalıyordum. Bu bir, uzun bir karton rulo almış eline böyle dönüyor. Dedim ne oluyor ya? Dua ediyorum dedi Kızılderili usulü dedi. Allah İlhami Atalay'ın ömrünü alsın bana versin. Onun için dua ediyormuş. Kaç yılında oldu hocam? 84'te bile. O kişiden hiç haber daha sonra oldu. Ha, daha sonra şeylere böyle çalışmalara duası kabul olmamış ama kendisi yazmış altına İlham Atalı 76'da öldü diye. Müzayedelere koyuyor sayfa sayfa. Benim albümlerin sayfasını çıkarıyor, tek tek koyuyor veya albüm olarak koyuyor müzayedeye. Yüksek fiyatlara koyuyor, 700 bin lira, 800 bin lira değerinde şeye koyuyor albümleri, müzayede albümlerine çıkıyor mesela. Bu atları görünce İsmet Özel'in bir şiiri geliyor hocam aklıma. Benim hayranlığımdan inlerdi şehir. Ben atlara ve uzaklara hayrandım der. Bu 30'da da var. Boğa güreşleri. Atınızda var mıydı hocam? Hı? Atım vardı şeyde. İzmit'te akademiye girmeden evvel. O köyde bir atım vardı. Onunla birlikte yüzüyordum. Atıyordum gölün içine kendisini sürüklüyordum. O da geliyordu benimle. Üstüne biniyordum. Yüzüyorduk onunla. Ondan sonra dışarıda onu seviyordum, kurutuyordum. Sevgili koşuyordum yani. Ama çok köpekten daha sadık bir hayvan. At. At sahibini bırakmaz. Çok hassas bir hayvan. Sen onu sevdiğini anlıyor. Ağlayabiliyor da. Ayrılırken ağlıyor. Senin gideceğini de anlıyor. Kolay bir model mi hocam? Hı? At kolay bir model mi? At çok zor bir model. Hem de hareketli bir model. Hiç de kolay değil. Ama son derece dinamik bir model, hareketli bir model ve ritim var. Vücudunda ritim var, eğri çizgilerin ritmi var. Bu mesela lisede işte daha akademiye girmeden evvel yaptığım natürmort çalışmaları. Tabiattan çalışmalar.
Konuşmak mı daha iyi oluyor, böyle film gösterisi mi? İkisi de güzel. Hoş konuşmak yerine film seyretmek daha iyi mi diyorsun? Estağfurullah. Bunları hiç görmemiştim. Ben de görmemiştim. Bunlar nereden bulmuşlar konuşmayı? Yani ben şahsen bunu koydurtmazdım ama koymuşlar işte. Kitabı verdin koleksiyonu devam. Tersine koymuşsun, bak baş aşağı koymuşsun. Ağaç köpüğü, asma köpüğü. Bundan bayağı yapmışsınız değil mi? Ya bunu da tersine koymuş. Bu ödül alan resim benim. Evet ama tersine koymuş. Film baş aşağı duruyor. Bu Hamsi serisi. Hamsi ve dinamizm diye bir sergi açtım. Hamsi titreyerek çıkıyor denizden biliyorsunuz. Ve Karadeniz oyununda hamsinin titremesinin şeyi var. Can çekişme özelliğini yansıtan bak bizim Profesör Çağdaşlar'dan bir tanesi çıktı işte. Soruyordunuz. Bak başka bir Profesör Çağdaş. Az gelişmiş ülkenin çok gelişmiş evladı bak. Profesör Çağdaş. Güzel herhalde hocam. Bak bak. O zamanki profesörlerden bir tanesi. Bak siyasi tutuklu bu. Hepsinin ismi var tabii. Bu faiz yiyici ağalandan. Ama bunları tabiattan çalıştım. En sonunda da sandalyeye oturttum. Zor oldu. Bak. Yani şimdi bir altı tabloyu bakıp görüyorsunuz ama onun evveliyatında on binlerce antrenman var, on binlerce etüt var, çalışma var. Sizce, hocam, Çin Sultanı şey düzenlemiş, horoz üzerine bir yarışma düzenlemiş. Herkes bir horoz çizmiş. Koymuş. Bir tane ressam elinde kağıt fırça hiçbir şey getirmemiş. Hani seninki demiş. Sevmiş padişahın önüne şak 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 diye çizmiş. Al sana demiş horoz. Yani Çin'de bu ama Çin sanatında bu var. Dededen toruna kadar bu alışkanlık, bu gelenek devam ediyor. Yani bir konuda uzmanlaşmak şeyi var. Manzara resmi yapan sadece manzara resmi yapıyor. Horoz resmi yapan sadece horoz yapıyor. O konuda uzmanlaşıyor. Ve şimdi Çin ressamının yanına gittiğiniz zaman horoz çizer, şak şak horozu çiziyor. Çiçek resmi yapan başka, manzara yapan başka, dağ resmi yapan başka. Çin'de bu bölümlere ayrılmış. Yani mesela 3000 sanatkarın olduğu bir kasabaya gidiyorsunuz. Horoz ressamını ayrı ziyaret ediyorsunuz. Manzara resmi yapan sanatkar ayrı ziyaret ediyorsunuz. Her şeyin uzmanı var yani. O konuda uzmanlaşmış sanatkar var. Horoz resmini bir başkası onun gibi çizemez. Kartal resmi çizen o sadece o sanatkar çiziyor. Böyle taksim edilmiş durumda. Hocam desenlerde daha çok duygu yoğunluğu daha fazla oldu değil mi? Eskiden herhalde de desen... Çünkü hiç düzeltmeye şansın yok. Yağlı boyada onu kazıyıp tekrar çizebiliyorsun ama Çin'in mürekkebinde konsantrasyon tam olmalı. Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Hayat gibi. Aynı hayat, hayata benzer hayatın hiçbir şeyini değiştiremeyeceğin gibi. Bir kere çizebilirsin. O fırça darbesini bir daha çizip kazıyamazsın, silemezsin. Hayatında yaşadığın bir şeyi silemediğin gibi. Bu Söğüt Hüzen var hocam. Bazıları Söğüt Hüzen. İlk kendiniz yakmayı öğretmeniz. Kendin fındık dallarını yakarak yaptın. Hüzenleri de bulacaksın. Kömür işte. Ormanda ateş yakıyorsun. O kalan kömürleri alıp çiziyorsun. Ne güzel işte. Tabii hüzen. Yani bunu herkesin yapma. Başlangıçtaki Onlar hepsi şeyden, dağda, ormanda yaptığım şeylerden, ağaç dallarından. Sen olmadan olmuyor değil mi resim sanatı?
Desensiz sanat olmaz. Desen sanatın özü yani. Desen demek çizgi çizmek. Ayakkabı resmini yapacaksan bile önce çizgisini çizmen lazım. Ton, renk sonradan geliyor. Ama diyeceksin ki sadece renkten sanat olmaz mı? Olur. Sadece renkle de resim olur. Yani renkler insanın hatıralarını canlandırıyor. İnsanın psikolojisini etkiliyor. Bu Karadeniz mimarisine ait serender. Bizim evin bahçesinde. Ama onu herhalde şeyde bu bizim Serap'ta o eskizi o almış. Bunları nereden koydun sen ya? Allah Allah ya. Özel koleksiyon. O kadar şey çalışmalar var, gidiyorsun onları koyuyorsun. Ya. Allah. Ya işte çocuklar kedileri çekmiş, benim bir suçum yok. Yapalım. Yani ben yokken çekmişler, ne çekmişlerse. Bazen mesela senin yaptığın programda benim talebemin yaptığı resmi koymuşsun iki yerde. Benim talebemin resmini koymuşsun. Ne kadar güçlü talebeler varmış. Yakınsın. Yakından demek ki. Bu desenler papyrus kağıdı üzerinde. Çelik kullanıyorsun. Evet, çelik uçla yapılmış desenler. Evet, talebem aynı şey, aynı çalışmaları yapıyor. Sen de yapıyorsun. Picasso'nun 11 bin tane deseni var. Hayatı boyunca çizdiği desen sayısı 11 bin tane. Biz senede 3 bin tane çiziyorduk. Kaç sene? 30 sene. 3'e kez çarpsan 90 bin. Belki daha fazla çizdi. Bilmiyorum. 35 sene mi? 31 sene galeri yürüttük. Öncesinde de var ama desen. Öncesinde olanlar ilk galeriyi açtığımızda herkese dağıttık. Hediye. Akademi öncesinden hesap ederseniz 10-15 sene daha olur. Tabii canım. Ama akademi çıplak modelden yaptığımız çalışmaları yaktık. Onun dışında tabiattan bu dedemin evi. On sene akademi okuduksa 20 sene akademide öğrendiklerimizi unutmaya çalıştım ben. Hala da onun izi gitmiyor. Hem ideolojik felsefi açıdan, yani düşünsel açıdan, hem sanatsal açıdan öğrendiklerimizi unutmaya çalışıyor. Bu kolay bir şey değil. Yani emperyalist bir kültürle yetişmişiz. Onun izlerini hayatımızdan silemiyoruz. Çünkü öyle büyüdük, öyle yetiştik. Gerçi benim doğduğum yerde ne ressam vardı, ne müze vardı, ne de bir sanatkar vardı. Ben bir köyde doğdum. Köylüç 17 yaşına kadar ben şehre inmemişim. Çeperin üzerinde oturup ufuklara bakıyordum. Acaba diyordum, bu dağların ötesinde insanlar yaşıyor mu? Nasıl insanlar var? Arada bizim köye böyle dilenciler falan Tanrı misafiri diye geliyorlar. Bazen akşamlar dua ediyorum, canım sıkılıyordu, bir insan, bir misafir gelse de değişik bir insan görsek diye. Şimdi o dönemde, bizim dönemimizde kağıt yoktu. Saman kağıdı var.
kurşun kalem yoktu. Atos'un o iki Atos Çekoslovakya malı bir kalem vardı. Böyle dokunduğun zaman kırılıyordu. İki dakika dayanmıyordu ve bir sürü dayak yiyordum o kalem yüzünden. Resim çizemiyordum. Saman kağıdı defteri zaten saman kağıdı diyordum. Böyle hemen suya dokunduğu zaman suyu içen hemen çürük bir kağıt. Kese kağıdı gibi. O zaman kağıt yoktu. Biz çiviyle döşemelere yatarak resim yapıyorduk. Bütün gün yerlerde böyle çiviyle kazıyarak resim yapıyorduk. İslenmiş kazanlar üzerine resim yapıyorduk. Yani kışın ineklere yaprak falan bir şeyler kaynatıp ineklere içiriyorlardı. O isteniyordu o kazanlar. Veyahut büyük kazanlar asıyorlardı. Tavandan demirler asılıyordu. Bizim eski Laz evlerinde 15-20 metre uzunluğunda böyle kirişler var. Evin ortasında Kızılderili gibi ateş yakarlardı. O ateşin etrafında insanlar toplanırdı. Büyük böyle demirden yukarıdan aşağı tavandan kanca asılıyordu. O kancaya büyük kazanlar asıyorlardı. O kazanların üzeri böyle islendiği için çiviyle sert bir cisimle onları kazımak ayrı bir zevk veriyordu. İstendikçe biz kazıyıp üzerine resim yapıyorduk. O bizim işte tuvalımız oydu, teneke, şu bu. Sobanın üzerinde tutkalla şey yapıyorduk, tutkal yandığı için kokuyorduk ve ondan dayak yiyorduk. İşte imkanlar yok. Renkli taşlar buluyorduk. Ormandan, şuradan, buradan, o renkli taşlardan, tebeşir gibi onları kullanarak resim çiziyorduk. Babam terzi olduğu için kalem taş diyorlardı şey. Kumaşın üzerine çizgi çizmek için beyaz bir taş kullanıyorlar. O taşları aşırı resim yapıyordu. Şimdisi gençler bu kadar imkan içinde yüzüyorlar. Bizim zamanımızda elektrik yoktu. Şimdi inanmazlar bunlar. Gaz lambası olmadan evvel idare lambası diyorduk. Böyle yağ döküyorlardı, kandil gibi bir şey. Onu da aydınlatıyorduk. Sonradan gaz lambası çıktı. Elektrik olmadığı bir zaman, televizyonun olmadığı bir dönem. Yani bunları iyi düşünün. Her şeyi şartlarına göre, dönemlerine göre düşünmek lazım. Benim zamanımda insanlar çarık giyiniyordu. Bana çarık dikin diye ağladığım zamanları biliyorum. Çarık giyince insan kedi gibi oluyor. Hafif oluyorsun. İstersen havada perende al. Sonradan araba lastiğinden Şamiyel diye bir ayakkabı yaptılar lastikten. Onu giyindik. Adnan Menderes'ten önce. Adnan Menderes geldikten sonra üzerine bu ayakkabı bağının motifi olan lastik ayakkabı çıktı. Ona da demokrat diyorlar. Şapka inkılabının korkusundan kimse çarşıya sokağa inemiyordu. Benim babam terzi olduğu için şapkası, fotoğrafı filan yedekte bulunduruyordu, vardı. Terzi milletine ceketlerini dikiyordu. O zaman İngiliz kilotu, şu got pantolonlar bilmem ne modaydı. Ne gezer bunların hiçbiri yoktu yani. Çoğu yoktu bilmiyorum. Ben bakmıyorum. Siz bakıyorsunuz yani. Hangisi var hangisi yok bilmem. O ekranda gözüküyor aslında. Gözüküyor da ben konuştuğum için farkında değilim. Ne geçti ne geçmedi. Beğenmediğinizse hemen çabuk geçsin yani. Yok yok güzel. Burada değişik teknikler var. Altta bir dokulu bir fon var. O fon üzerine çizilmiş bunlar. Evet. Yok yok geç. Mesela bu kolaj değil mi? Ha, renkli bir fon üzerinde çalışılmış. Bu yağlı bu ya.
Küçükken evimizin yanına çobanlar geliyordu kışın karda. Mezramız vardı, orada bir kulübemiz vardı. Babam o kulübeyi o çobanlara veriyordu. Ben de o koyunları çok seviyordum. Hayvanlar yanında, çobanın yanında durup koyunları otlatmak çok hoşuma gidiyor. O koyunları okşamak, onları sevmek, otlatmak, yani çobanlık yapmak tam büyük bir zevk alıyordu ve çoban olacağım diye düşündüm. Çoban dedi ki şu derenin karşısında bak bir tane şey var. İki tane orada kuzu var. Onlar kurt yiyecek dedi. Bak akşam oluyor. Onlar geri çevir dedi bana. Yokuş. Yokuş aşağı bir yol gidiyor. Kar, bel boyu kar var. Ben o kuzuyu çevireyim derken kuzu devamlı aşağı koşuyor. Aşağı yukarı 5 kilometre aşağıya doğru koştu. Ben yakalamaya çalışıyorum, o gidiyor. Ben yakalamaya çalışıyorum, o gidiyor. Yani öyle bir inat bir hayvan ki. En sonunda aşağıdan bir yukarıya o karla, karı tepe tepe gelen bir adamla karşılaştık. Dedim lütfen yakala şu şeyi koyunu, ben de daha genç çocuğum. O çevirdi ve koyunu yakaladık. Adama dedim ki sen git, ben yavaş yavaş bunu götürüyorum. Lan çekiyorum gelmez. Hemen aşağı, yine aşağıya doğru davranmaya, kaçmaya da davranıyor. Ben tüylerinden yakalanmışım pençeyle. Sonra başka çare yok, bu inat gelmiyor. Koyunu sırtıma aldım, ayaklarını böyle tuttum önden. Yürü, yürü ta 5 kilometre yokuş yukarıya o hayvanı sırtımda taşıdım. Ama nasıl terledim, kar, kış. Bir taraftan kar yağdı. Çobanın yanına getirip koyunu bıraktım. Ama yani bırakınca bu hayvan kurt yiyecek. Yani bunun yaşaması mümkün değil. Çobanın bulması mümkün değil. Düşünüyorum ne yapsam diye. Başka çareyim. Ta akşam vaktine kadar onu getiremedim orada. İşte böyle hatıralar var. Köyde ne kadar insan vardıysa, mahallede ne kadar figür, ne kadar çeşitli insan vardıysa, onların yük taşıyan mı istersin, çalışan mı istersin, herkesin portresini, herkesin resmini yapmışımdır. Ama ben akademiye gireceğim diye yapmıyordum o zaman. Yani meraklı olarak bir hatıra defterim vardı. Böyle büyük büyük 500 sayfalık hatıra defterlerinden bulmuşum. Kimisi bana, biri bana hediye etmişti bir tane. Sonradan kendim parayla aldım ama o hatıra defterini ben bir öğretmen biri bana hediye etmişti. Bir beyaz çizgili 500 sayfalık bir tane çizgisiz kağıttı. Ne kadar benim için ne kadar sevindirici bir şey. Kağıdın olmadığı memlekette işte o zaman yüksek tahsil okuyan biri bana 500 sayfalık bir beyaz çizgisiz defter hediye etti. Bu benim için bir şey ya, ganimet. Köyde ne kadar insan vardıysa herkes sıraya geçip resmini yaptırıyordu bana. Şimdi çoğu Beyoğlu noterinde. Kim bana soruyorlar şimdi o benim resimlerde. Beyoğlu noterinde alabilirsin diyorum. Zamanında alsaydım. Burada değişik malzemeler kullanılmış. Kumaş kullanılmış. Kağıt kullanılmış. Kömür kullanılmış. Bu tekniğin ismini biz koyduk. Yani daha doğrusu bizim seyirciler, ziyaretçiler koydu. Biz koymadık. Yama yama ismini verdik bu tekniğe. Eskide yamalı bohçalar vardı. Bin bir tane 40 çeşit yamadan bohçalar, seccadeler yapıyorlardı insanlarımız. Yatak örtüsü yapıyorlardı. Yani benim çocukluğum zamanında daha bizim millet, Türk milleti şeyden kıtlıktan yeni çıkmıştı. Daha kıtlıktan yeni çıktıklar, daha birkaç sene evvelinden işte fındığın kabuklarını öğütüp ekmek yaptıklarını, bilmem mısırın koçanlarını öğütüp un yaptıklarını anlatıyorlar. Yani bizim zamanımızı yine bolluk olarak düşünülüyordu yani benim gençliğimde. Benim bir önceki dönemde millet tam bir sefalet yaşanmıştı yani. İnönü'dür, ben 48'de dünyayı, o zaman Saraçoğlu diye, Şükrü Saraçoğlu diye bir başvekil vardı, millete kan kusturuyordu. Gerçekten bir kıtlık dönemi yaşanmış, yokluk dönemi yaşanmış. O dönemde
insanlar öyle çaresiz, perişan ki insanlarımız aynı böyle bizim tablolar gibi, üzerlerinde kimisinin üzerinde 41 tane yama var, kimisinin 71 tane yama var. Dizinde, dirsekte, her yerde yamalar var. Yani tablo gibi, insanlar tablo gibi. Yani yama model, öğretmen de diyordu ki yama yapmak moda değil. Kirli, kirli elbise giyinmek şeydir. Evet. Ben yanlış bir şey söyledim. Kirli elbise giymek. Kirli elbise giyinmek günahtır ama yani şeydir ama yani yama yapmak ayıp değildir diye şey yapardı öğretmenler. Çünkü diz kapaklarında, dizlerimizde ben de hep yamalı elbiseler giyindiğimi hatırlıyorum. Herkes, bütün insanlar yamalıydı yani. Omuzlarında, her yerde yamalar. Hem de yani aynı cins kumaştan bulamadıkları için rengarenk insanlar tablo gibi gidiyor. Aynen bizim tablolarımıza benziyordu yani o insanlar. Bu güreşçilerden bayağı yapmışsınız. Çok. Bizim Tonyalı'nın Kadırgaya Yaylası. Kadırgaya Yaylası'nda. Tonyalı'nın da gözlemleri var orada. Bu kız sevda mektubu getirmiş bir tanesine. Öbüründe bacaklar birbirine dolanıyor, titriyor şeyden, heyecandan. Kademeler yürüyüşte. Bunun fon, bu resim bıçakla çalışılmış. Bu bir tabiat gözlemi demek yani. Tabiattan rastgele çalışmalar yapıyorsunuz. Neyle, ne görürseniz, ne bulursanız. Sanat sonradan başlıyor. Çok iyi görmüştüm. Evet. Kimisi ilgi görüyor, kimisi görmüyor, öyle devam ediyor, bir sürü tablo var. Yani soru sormak istiyorsanız durdururuz. Sor. Ya da hem devam eder hem konuşuruz. Yani mesela her konunun bir serisi var. Bu Kafkas serisi. Onun da ayrı bir serisini yaptım. Şimdi burada hani çıplak modelden çıplak kadın vücudundan sanat yapmak yerine gerçek Türk kadınının gerçek hayatındaki özelliklerini yansıtan bunlar bizim kadınlarımız diye yaptığım bir seri. Aşağı yukarı 10 sene falan 15 sene çalıştım. Bizim bunlar bizim kadınlarımız diye kaç sergi açtım. Burada kendimize has bir teknik uyguladık. Hem bizim Anadolu kadınların, insanlarının yere serdiklerinin çiçekli, giyindikleri çiçekli, çevresi de hep çiçekli. Yani cennet özlemini yansıtan bir şey. Bizim kadınlarımızın gerçek yaşantısı, tabiatı bu. Saray modası da hep köyden gelişmiş. Ama
Beşir Ayvazoğlu, bütün bunlar işte İlham Atalay köylü ressamı şudur budur diye bizi aşağılayıp durdu. Yani biz bu çıplak kadın resimleri yapsaydık daha erken tanınacaktık. Öyle olmadı işte. Yani her tablonun Anadolu insanının bir özlemi var. Orada mesela ufukların ötesi o tabloların. Orada hayal kuran iki tane genç kızın psikolojisini yansıtan bir resim. Pirinç tarlasında çalışanlar. Bizim çarşamba bir sokak. Fatih çarşamba. Olmaz olur. Yani hepsini biz, her şeyin rengini, fotoğrafını çekemeyiz zaten. Yani bunlar benim akademi, öncesi akademi döneminde ve akademi sonrasında yaptığım tabiat etütleri gösteriyor, anlatıyor size. Bundan sonraki seri ne olacak hocam? Tarihi bir seri var yani. Tarihi, minyatürlerden etkilenerek yapmış olduğum bir tarihi seri var. Onları göstereceğiz. Ondan sonra... Yok, onu demiyorum. Gelecek için. Bundan sonra çalışacağız. İlhamlara bağlı. Düşünmek lazım. Tabii başladık mı o devam eder ama çalışamıyoruz. Mesele orada. Kafanızda var mı herhangi bir şey? Kendiliğinden doğuyor yani. Önemli değil. Yok diyordum zaten mesela. Ya mutlaka bir şeyler vardır da kılıcım halinde duruyor. Daha tutuşturmamış. Ortam lazım. Sanat ortamı yoksa sanat üretemezsin yani. Ama siz sanat ortamı olmadan Arhavi'de üretiyorsunuz. Ya orada köyde kömürle, ufacık şeylerle büyük duvarlar yapmak lazım. 4-5 metre şimdi büyük çalışmalar yapmak lazım. Anladım da mesela hani orada ortam yoktu aslında. Ortam yoktu ama ufak tefek şeyler yapabiliyordun. Bir yağlı boya, tuval geremiyordun. Bezin üzerine bez yağı çekiyordun. Üstüne resim yapıyordun. Kıvrılıyor bez, gerilmemiş. Yani öyle çalışmalar var. Duygular var hocam bunda. Mesela bu resimle tamamında. Bilmiyorum. En çok neler etkiliyor? Mesela bir komik olanlar var, çok farklı düşünceler var, derin olan. Şimdi seyircisizsiniz şu anda. Ben yandan bakıyorum da. Ne duyguların olduğunu yorumlama size kalmış bir şey. Neler hissettiğiniz size kalmış bir şey. İmkansızlıklar resminizi olumlu yönde mi etkiledi hocam, olumsuz yönde mi etkiledi? Ya imkanlar olsa belki daha başka şeyler yaparsın. Yani nasıl olduğunu bilmiyorum ki şu anda. Gerçi mimar bir arkadaşım daha... diyordu ki, ressamın canı azapta gerek. Ressam rahat olursa resim yapmaz derdi. Onun için benim çoğu zaman perişan olmama iyi oluyor derdi yani. Belki haklıydı, bilmiyorum. Yani ben dönem dönem bazı şartlardan dolayı sanattan vazgeçtim. Mesela Isparta'ya gittim. 79'da, 83 yılında İstanbul'a döndüm. 82'de falan. 81'de yine resimlerimi bir firmaya çalışıyordum, Sirkeci'de. Resimlerimi bir kenara dizmiştim. Kitaplarımı da her şeyimi dağıttım sağa sola. Hediye edilecek resimleri de dağıttık. Geride hediye edilmeyecek müzelik resimler kenarda duruyor. Şirketin sahibinden de müsaade istemiştik ki hafta sonunda çalışacağız diye. Adama halı desenleri çiziyor. Cumartesi pazar çalışınca ondan da rahatsız oldu. İstedi ki cumartesi pazar da kendisine ben halı deseni çizeyim. Anlaşmaya riayet etmedi. Neticede duruyordu bütün resimlerimiz kenarda. Sirkeci'de Ali Mazak Hoca vardı. Şu anda da İstanbul'da yaşıyor kendisi sağ. İstanbul Kütüphanesi'nde müdürlük yapıyor. Hüseyin Karaki Paşa Camisi'nin imamı iken
Bir gün benim galeriye geldi tesadüfen. Bunlar ne dedi? Tablolarım dedim onlar işte. Ben ressamım şöyle böyle. Konuştuk, tanıştık. Ben dedim resimden vazgeçtim artık ya. Zaten dedim günahmış bu işten dedim ya vazgeçiyor. Biz dedim önümüz kapalı bir türlü ilerlemiyor dedim. Bu tekerlek dönmüyor. İsparta'dan geldik ama bu sefer burada yol alamıyoruz. Bir arkadaşım, benim bir arkadaşım vardı. Onun atölyesinde bir tuval hazırlayayım dedim kendisine. Rica ettim. Müsaade etmedi. Halbuki o atölyeydi ben kendisine ben bulmuştum. Ben Berlin'deyken demiştim ki bir atölye tutalım, bir beraber olalım, birlik olalım, birleşelim, ortaklaşalım, çalışalım diye. O atölyeyi geldik, bulduk, burası güzel diye tuttum. Sonra bana bir tablo, tuval hazırlamaya müsaade etmedi. Neyse ben de vazgeçtim artık. O dedi ki, şimdi resimlerime baktı, benim şeyimi inceledi filan. Dedi ki, ya senin resim yapmaman günah dedi. Ben de dedi, imamım. Ben sana fetva veriyorum dedi. Senin resim yapmaman günah dedi. Dedim, bak hoca sinirlendirme, beni her tarafı resim doldururum, bütün günahları yüklenirsin. Yok yok dedi, senin günahların benim sırtıma dedi. Sen dedi, senin resim yapmaman günah dedi. Dedim, hoca ne diyorsun sen ya? Bak dedim ben öyle bir insanım ki şimdi bir başlarım her tarafı resim doldururum. Allah'tan bizim o şirketin sahibi bu halı işinden vazgeçti. Mermer, başka şeyler, hayali ihracat, bir sürü şeyler yapıyordu. Adam deli dolu bir adam. Kontur turizmi sahibi 81 tane otobüsü bir gecede alabiliyordu. Böyle bir zengin bir adam. Deli dolu, sarhoş. İçiyor. Kendisinden ben dedim bak ben ibadetimi yapacağım bana karışamazsın dedim. Baştan şart koştum. Ama bana çay getiren bir çocuk vardı. Ben kahve getirmiş ben orada namaz kılıyorum. Adam beni tutmuş omuzumdan dürtüyor. Hey diyor kendine gel ne oldu sana? Sonra ya dedim ben namaz kılıyorum görmüyor musun sen? Yani namaz kılan adama kahve içirilir mi? Yani ne yapmaya çalışıyor? Ya sen namaz mı kılıyordun? Dedim ya görme anlamadın. Ya burada namaz kılmak yasak değil mi? Sen nasıl kılıyorsun? Dedim ben müsaade aldım. Öyleyse ben de kılacağım. Ben de kıl dedim. O da gitmiş. Halı deposunda orada namaz kılıyormuş. Bizim patron gitmiş. Çağırmış çocuğu cevap vermemiş. Bu rüküdeyken buna bir tekme vurmuş. Bu çocuk da gitmiş kafayı duvara vurmuş. Ondan sonra çocuğu dövmüş falan. Ondan sonra çocuk işi bıraktı. Hayır, sebep olduk çocuğa yani. Ondan muavinliğe başladı. Onun hikayesi ayrı da anlatmak istediğim. Ben işte bu imam hikayesi ya. Bu patron halı işinden vazgeçince bana dedi ki sen işte kusura bakma ben bu işten vazgeçiyorum. Sen kendin başının bir çaresine bak. Beni bir ay evvelinde falan uyardı bu. Belki birkaç ay evvelinden bilmiyorum hatırlayamıyorum da. Gülhane Parkı'nın orada her zaman her gün otobüse biniyorum ya orada devamlı o binaya bakıyorum ya ne optik yer diyorum ya şurası galeri, ne güzel galeri olur falan diye hayal kuruyorum. O imam beni ziyaret ediyor ikide bir dedim ki ya şu köşede dedim yukarıda bir galeri boş yer var dedim yeni yapılıyor. Onun sahibi dedim kimse. Nerede falan diyor. Ya ben onu tanıyorum dedi. Bizim dedi cemaat de. Dedim onu orayı bana verseler ben orayı galeri yapsam. Tarihi bir Osmanlı ev. Bahçesinde de hamam var. Demin gördünüz orada hamamın içinde benim talebimiz resimleri sergilemişti. Bir konuşalım dedi gittik. Onların bir şeyi var. Yanlarında yani kapıcılar dersinler, yardımcılar. O razı olmuyor. Bir türlü. Ya diyor ki patronun kardeşi diyor ki
Ya ressam da zaten sarhoş olur, ayyaş olur. Sen neyle bu kirayı ödeyeceksin ya, ödeyemezsin ya. Biz çok kira istiyoruz falan. Onların başka bir ortağı vardı, ona gittik. Ben dedi bu delikanlıya kefilim dedi, tamam dedi. Gitti diğerlerine söyledi. Onlar da dediler ki işi yokuşa koşmak için 2 senelik peşin istiyoruz dedi. O zaman 2 senelik verebilirse o zaman tutsun. Yoksa biz ressama güvenmeyiz. Ressam neyle kira ödeyecek? İleride bize problem olacak. Kaçırdın mı? Geri mi alalım? Bir geri alsanız hocam. Geri alınır mı ki? Bakın şurada Anadolu kadınının, bak çiçekler, onlar hepsi orijinal yani. Kendi ellerimizle yapmış olduğumuz desenler. Sizin arkadaşım desen dediği o değil herhalde, o Kafkas bir gibi. Hocam buradaki o kırmızı şalvar üzerindeki desenler, siz tek tek boyadınız. Yani. Evet, desen. O desen bizim kendi yaptığımız desenin bir parça, desenleri sonradan, bu desen işinden vazgeçtikten sonra Isparta dönüşünde elimizde kalan bütün desenleri tabloda kullandık, resimlerde. Hala daha bir yerde parçalar vardır mutlaka. Bu, ben Berlin'de Talebe Birliği Başkanlığı yaparken orada bir güreş turnuvası düzenledim. Türkiye'den güreşçilere çağırdık. Yarışma yaptık, ödül verdik. Orada Yaman Pehlivan bu. İşte onlar orada çok yakından güreşi düzenlemeyi ben yaptığım için o sahanın içinde yakından bunlar şey gibi. Tam mesela ben burada duruyorum. Adam künde yapıyor, bilmem ne yapıyor. Müthiş bir şey buldum orada. Ortam. Ondan bir seri yapmışım yani, güreşçiler serisi. Koca Yusuf filan diye. Tablonun ismi Koca Yusuf. Bu nerede şimdi? Adana'da. Turtel Tatır köyünde asılıyor. Adana'da. Neresi? Orası Antalya mı? Yok, Antalya'da, Adana mı dedim? Antalya Turtel Tatil Köyü'nde. Yani Türk Petrol Şirketi'nin sahibi o zaman Ahmet Aydın Bolak var. Allah rahmet eylesin. O satın almıştı. Şunu diyor. Bu tablonun ismi Kafkas Kartalı. Şu alttaki zaten motif Kafkas Kartalı motifi. Yani zaten biz onu halı deseninde halı olarak okudum. Cemal'ın ayağının altında var bir tane. uçan figürlerin. Ya şimdi Kafkas Kartal orada atmaca göçmen kuşlarının geçtiği bölge. Hem de insanlarda da o kartallara benzer hareketler var. Yeter mi? Geçelim. Ritim, müthiş bir ritim var. Ortada o motif böyle dışarıya doğru patlama var orada o motifte. Yani kartalın soyut bir motifi bu. Bir de bunun yandan motifi var. Cemal'in evindeki halıda var. Kartalın yandan görülüş. O sizin dokudunuz ya. Evet benim dokutturdum. Ona mı basıyor? Ya ben o zaman daha şeyden Isparta'dan geldikten sonra biz sergiyi düzenledik. Sanıyorduk ki yabancı turistler gelecek. Bir gün içinde bütün bu tablolarımızı bitirecekler. Herkes geziyor. Masanın altında eski demin gösterdiğimiz o küçük desenler var ya, onları da masanın altlarına tıkamışız böyle, doldurmuşuz sandıklarla, kutularla. Eski desenlerim, etütlerim o şeylerin içinde. Tablo, biz sanıyoruz ki herkes gelip her gün büyük tablolarımızı alıp götürecekler. Kimse tablomuzu almıyor. Bir ay geçiyor, kira işliyor. O bir ay geçiyor, yok. Ne yapacağız? Kirayı ödeyemedim. Turistler yerinden, masanın altından yatıyorlar. O bizim eskizlerimizi çıkarıyorlar. Yerlerde böyle yuvarlanıyorlar. Beyaz elbise giymiş bayanlar, mayanlar, hiç öyle sosyete bayanlar. Yerlerde yuvarlanıyor. Bizim paspas yapıyorlar yerler. Allah Allah dedik, bunları yerde nasıl kaldıracağız? Bu insanlar yerde yatıyor ya. Yani biz de değer vermediğimiz o eski çalışmalarımızı herkesin elinde 2-3 tane topluyorlar, alıyorlar. İşte ne kadar? 1.000 lira. Öyle. 50 kuruşa falan satıyoruz işte. O zaman hangi para değeri vardıysa 1984'te. Yani pasaportu da yapmamışız. Böyle çerçevelememişiz. Öyle şeyin altında duruyor. Onlar gidiyorlar. Kendi kendilerine çıkarıyorlar.
o çalışmalarımıza daha çok değer veriyorlar. Dedik ki en sonunda bu böyle olmayacak. En iyisi bunlar biz bir kağıda yapıştıralım, masaya koyalım, insanlar yerde sürünmesin yani. Ondan sonra masada tek tek böyle koymaya başladılar ve daha şey oldu. Karşıya da böyle kartonlar koyduk, onlara her tecrübe kazandık ama o zamana kadar bütün şeylerimizi yağmaladılar ilk çalışmalarımız. İşte iki senelik peşin istediler. Biz de artık iki senelik para nereden peşin bulacağız diye vazgeçtik. O arada bir deli dolu, bir deli Osman diye biri geldi galeriye. Benim şey, o resim, desen, halı deseni çizdiğim atölyeye. Yani benim de artık günümlerim bitiyor sayılı. İş yerini bırakmam lazım. Burada ne var dedi. Girdi içeriye. Dedim ya işte bunlar ne dedi. Tablolar. Böyle baktı. Yahu burada hazine yatıyor dedi. Dedim yatıyor ama ne olacak ki? Hazine işte. Ya burada gömü var, şu var, bu var. Ya ben dedi birini getireceğim dedi buraya. Henry Victor Benbassat diye Medtech şirketinin sahibi şişman bir Yahudi ile adam geldi biliyorsunuz. Adam da üşenmemiş gelmiş oraya. Şu ne kadar, bu tablo ne kadar? Adam 50 liradan 100, 150 liraya kadar o zaman işte oranın kirası 80 liraydı işte. Biz bir tablo 50 liraya 100 liraya kocaman tablo 22 tane tablomu satın aldı. Adam ben adamın yerine gittim böyle 3 kat doldurmuş benim tablolarımla böyle müze yapmış. Şu an duruyor mu? Duruyor tabii. Duruyor da bunun bu adamın kızı Paris'te galeri sahibiymiş. İlla istiyor ki kızıyla ben evleneyim. Beni Boğaz'a götürmek istiyor, içki içirmek istiyor, beni meşhur edecek. Yani seni tanıtacağım, çok güzel fotoğraf verirsin diyor bana. Niye şey yapıyorsun? Niye beni dinlemiyor? Yani senin diyor böyle artistik bir şeyin var işte ben size çok güzel fotoğraf veriyorsun. Seni diyor ben tanıtayım kısa zamanda köşeyi döneyim diyor yani açıkçası. Senin bu resimlerini Paris'te sergileyeceğiz diyor. Ama bir sürü şey fedakarlıkta bulunmamı istiyor. Yani Boğaz'a gideceğiz, kafa çekeceğiz, içki içeceğiz, sarhoş olacağız, şudur budur. Yani işin içinde başka şeyler var, planları var adamın. Yoksa diyor bak bütün resimlerimi geri vereceğim diyor sana. Eğer sen bak meşhur olmazsan resimlerimi sana geri vermek zorundayım. Çünkü diyor para etmeyecek. Ben 150 liraya aldımsa diyor bunu 150 bin liraya satmam lazım. Ben böyle düşünürüm diyor. Yani senin adına yatırım yapacağım diyor. Ama seni tanıtmak için bir takım fedakarlıklar yapman lazım. Dedim ya ben nasıl yapacağım o işi? Düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Benim kızım diyor Paris'te sanat galerisi var diyor kızımın. Seni diyor şey yapacağım. Adamla bir türlü anlaşamadık. Birkaç defa sonradan tekrar gelip benden tablo aldı bu. Şimdi artık telefonu var ama irtibat cevap vermiyor. İrtibat kuramıyoruz. Ne kadar hele bakalım burada ne kadar sürdürebileceksin? Ne zaman galeriyi kapatacaksın diye adam beni bekliyordu. Kaç tablo var onda? 1984'te orayı o adam bana o kadar para verince gidip adamın masasına aldı dedim 2 senelik sana peşin. 2 senelik peşin ödedik mi? Ha ondan sonra bize şey kaldı. Galerinin kirasını ödemek meselesi kaldı. 2 senelik ödedikten sonra 2 sene bir rahat ettim. Ondan sonra ya işte galeriyi öyle tuttuk. Bir hevesle panolar yaptırdık. Talebe almaya başladık. Mesela bu Amerika'da, New York'ta. Bak yer yok, çiçek. Anadolu insanın gerçek çehresini anlatmaya, yansıtmaya çalıştı. Yani diyorduk ki sanat eserleri milletin ahvaline göre olacak. Milletin duygularını yansıtacak. Millet baktığında sanat eserinde kendini görecek.
türkülerinde kendisini görecek, bozlaklarında kendini görecek. Ama sen Bayburt'ta senfoni orkestrasını dinletirsen, onlar nedir? Bu Hikmet Baruç'un Ebru'larını, 300 tane Ebru'sunu resimledim. Meşhur Hikmet Baruç'unu tanırsınız. Bu onun albümünde var. Ya da bunu satmıştır, bilmiyorum. Londra'ya benim resimleri götürüp sattı. Onun bir kitap bastırmıştı işte, Ebru'stan diye. Ebru'stan diye bir kitabında bazı minyatür resimlerimin böyle onun Ebru'larını resimlediğim bazı resimlerin şeyleri var. Resimlerim var kendisinde. Ama kendisinin 300'ün üzerinde Ebru'sunu resimledim. Onlar Avusturya'da, Londra'da, değişik ülkelerde sattı. Hikmet Barutçu'yla arkadaştık. Onunla birlikte sabahları koşuyorduk. Hanımı da bizi bisikletle arkadan devam ediyordu, geliyordu işte, izliyordu. Onun otelinde Barut Gasthaus diye bir oteli vardı Sultanahmet'te. Onun terasında her hafta bu İslam sanatkarlarını birleştirmek için Ebru'cu, tesip, minyatürcü hepsini bir araya toplayıp İslam Sanatkarı Birliği'ni kuralım diye uğraşıyordum ama içinde öyle aksi tipler çıkıyordu ki birliğin olmaması için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bakın yama tekniğinin örneklerini görüyorsunuz işte. Bunların hiçbir 3-4 tanesi elimde var, gerisi hepsi. 15 sene çalıştım, hasta oldum. Bunun arkası deri mesela. Deri, kumaş, her şeyi kullanıyoruz. Deri yağlı boya. Yağlı boya da var tabii. Ama yağlı boya çok az yer kalıyor. Çünkü yamayı sen çok güzel yaparsan çizgi çizmene bile gerek kalmıyor. Ne kadar tekniği ne kadar güzel uygularsan hiç boya kullanmadan da bitirebilirsin istesin. Portreleri de gösterecek misin? Göster de bitsin. Portreler de çünkü o etüde giriyor. Mesela ortaokul döneminde kendi portremi yapmışım ben. Hatıra defterimden bir sayfa. Bu İzmit'te akademiye girmeden evvel o köyün ne kadar şeyi vardıysa, esnafı, onlar, yok, öğretmenlik yaptım, tek evde çalıştım filan. Aslında akademiye gerek yokmuş sanırım. Akademiye girmeden evvel ya çizdiğim desenler bunlar. Bak hatıra defterimden yine bir sayfa. Lisede olmaz mı yani? Trabzon Lisesi'nde. Artvin Lisesi'nde okudum, Rize Lisesi'nde de okudum. Artvin Lisesi'nde işte bir yarışma düzenlendi. Onda bir şiir kitabı, Mevsimlerin Ötesinde diye bir şiir kitabı hediye ettiler bana. O zaman yarışma falan kim düzenleyecek canım, resim. Kim değer veriyordu ki? 1968. Burada köyde, kafede, şurada, burada oturan İzmit'te, Yuvacık köyünde öğretmenlik yaptım. Orada çizdiğim desenler. Dereye gidiyordum, orada yüzüyordum. Şöyle orada balık tutuyordum. Geceleri balık tutmaya gidiyordum. Gündüz yüzmeye gidiyordum. Orada çevrede ne buluyordumsa çiziyordum işte. Üniversiteye girmek için İlla de babamın istediği işte mühendis olacağım diye uğraşıyordum ama nasip olmadı.
Mısır'a gittiğimde bu kahverengi papirüsü keşfettim ya. O zenci portreleri, o kahverengi papirüsü öyle bir gidiyor ki hayret edersiniz ya. Yani papirüsün rengi zaten toprak renginde, kahverengi papirüs. Bu sarı papirüs kağıdı, o biri de kahverengi. Tabii bu teknikte bir sürü sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Detaylarda başka başka şeyler var. Tablo içinde tablo değeri olan parçalar var. Bakın burada da fonda sonsuzluk şeyini işlemişim. Ha. Gözüküyor zaten de burada. Sonsuzluk konusunu işte bizim İslam sanatında olan o dairelerin iç içe gelişinden oluşan bir sonsuzluk anlayışı var. Onu bu tabloda bir detayında kullandım. Burada da bakın fonda yine kilim motiflerini kullandım. Hikmet Baruç'un ebrularını fonda kullanmışım. Sol tarafta. Akademiye girmeden evvel kömürle köyde yapmıştım çimento kağıdının üstüne. O zaman bulabileceğimiz en iyi kağıt çimento kağıdı. Çimento kağıdının yırtıp iç sayfalarını, yani iç 2-3 katlı oluyordu ya çimento kağıtlarını. Onun içindeki o kağıtlar hala daha ben onlara hevesleniyorum. Bizim en ilk en şey dönemde bulabileceğimiz en güzel kağıt çimento kağıdı. Güzel. Üzerinde işte kömürle, dağdaki kömürle çizmişim. Hem de hayalı çizmişim. Hayal değil. Hem de Meteksan desen ödülünü aldı. O zaman bir desen yarışması düzenlenmişti. Düşünün bu Berlin'de bir hafta boyunca şu kadınla işte çocuğunun portresini yaptım. Çok fotoğrafik yaptım diye kendime yakıştırmadım ya, akademiyi bitirmiş bir adam. İmza atmadım resmi. Ya fotoğrafik gibi bir resim yaptım. Başka bir ressamın mı acaba? Fotoğrafik bir, bana yakışmıyor dedim bu ama işte bu kadının hatırı için dedim bunu yapayım. Ev sahibim benim. Yahudi bir bayan. İsrail'e mülteci şey yapıyordu. Evet, taşıyor yani onlara yardımcı oluyor. Onlar otururken. Bak bunda da bir Yahudi Henry Mitrani'nin ismi, kendine Hayri ismini diyor ama Henry Mitrani'nin çocukları benim galeride oturdular, poz verdiler, onların resimlerini yaptım. O da bizim bu şey karşısında yaptığımız bu ona yaptığım gösterdiğimiz şey karşısında bize kutularla kimya geldi kendisi. Kimya boya fabrikası vardı adamın. Bize böyle büyük kutularla bir sürü boya hediye etti. Biz o zamana kadar kendi boyamızı kendimiz yapıyorduk. Bu adam hediye ettikten sonra tembelleştik biliyor musun? Bir daha boya yapmaz olduk. Bir sürü boya var diye nasılsa. Halbuki kendi boyalarımızı kendimiz üretiyorduk. Benim yanımda resim çalışmaya başladı. Haftada bir gelip resim çalışıyordu.
Ondan sonra Gebze'ye taşındı bu. Artık bir irtibatımız yok, bilmiyorum. Taksim'de bir sergi açtığında bana bir çiçek göndermişti. Eşiyle birlikte geldiler. Bir tane resmimi daha aldılar onlar, bir tablomu orada. Yine en fazla benden resim alanlar Yahudiler oluyor. Yahudiler sanata değer veriyor. Bu benim bir talebem vardı, doktor bir kız. O doktor kız satın aldı bu resmi, deminkini. Onu bir Hollandalı aldı, Hollanda'da. O demin geçtiğimiz resimde şey var ya, bu koleksiyoncu Mehmet Çebi. Ömer'le Mehmet Çebi 2000 lira veririz diyorlar bu tabloya da. Verim. İşte 1 milyarlık çerçeve koyacağız. Müzeye de koyacağız diyor. Vermedim. Hangi? O demin bir mavili vardı ya. Yağlı boya, kocaman. Ne zaman? İşte birkaç sene evvel. Duruyor musun? Duruyor. 2000 lira mı teklif etti? 2000 lira o zaman yani. Çerçevesi 1000 lira. Çerçevesi işte 1 milyar tutacakmış da. Ebat. Büyük tablo o. Büyük tablo. Tabii büyük, 40'a bilmem 1.50 falan. Bunun yağ, bu pasteli, bunun yağlı boyası var. Bir tane işte tamamlayamadığım bir tablo var. Taşınma esnasında yarım kaldı. Bu taşınmalar bize bir travma yaşatıyor. Tabii galerinin kapanmaları, açılmaları. Burada işte değişik teknikleri, uygulamaları görüyorsunuz. Neler yapılabilir? Mesela şimdi şu şöyle resmin ortasında şu kırmızıyı koymak bir cesaret ister. Yani oradaki o boşluğa da o portreyi koyuyorsunuz. Soyut olarak düşündüğünüzde bakın şurada bir yazı var. Yani ayarlarla oynuyorsunuz. Ayarlarla oynamak lazım yani, kaligrafi var. Değişik deneyler var. Ya benim ben minyatürcülere, tesipçilere, geleneksel sanatçılara karşı değilim ki. Onlar istediğim şu, yani değişik teknikler uygulasınlar, değişik deneyler yapsınlar, yeniliğe açık olsunlar, kendilerini yenileyebilsinler diye. Yenilemelerini istiyorum, kendilerini yenilesinler, değişik deneyler yapsınlar, teknikte deneyler yapsınlar, düşüncede değişiklikler yapsınlar. Ya mesela Selçuklular küfi yazıyı kullanmışlar. Küfi yazıyı Selçuklular icat etmiş. Selçuklular olmasaydı küfür yazı olmayacaktı. Ebru Orta Asya'dan gelmiş. Onlar uygulamasaydı bu Ebru'yu kim yapacaktı mesela? Bu Osman Batur biliyorsunuz 1957'de Çinliler sokak sokak şeye koydular, kafese koydular, bunu idam ettiler. İdam edilmeden belki son pozu. Osman 1957'de bunu idam ettiler. Atlarla birlikte Çin Seddi'ni aşarak Çin'e baskın yaptı, ihtilal yaptı. Türkleri, Doğu Türkistanları, Türklerini kurtarmak için bir akın yaptı ama sonuç idamla sonuçlandı işte, katliam oldu bayağı. Ondan sonra Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için bunu şey Şamil biliyorsunuz, herkes tanıyor zaten. 40 sene Ruslarla savaştı. Yani biz de onun göçmeniyiz. Yani Şeyh Şamil esir düştükten sonra biz de Dağıstan'dan göç etmek zorunda kaldık. Bir kere Cengiz Han'dan dolayı, Cengiz Han 1212'lerde Buhara'ya saldırınca benim işte büyük atam altı parmak Mehmet Bey Buhara'dan diğer avarlarla birlikte şeye göçüyor.
Özbekistan'dan Dağıstan'a. Dağıstan'da 300-400 sene, 500 sene falan kalıyoruz biz. Ondan sonra Şeyh Şamil 1860-65'lerde, 63'lerde esir düştükten sonra hacca gitti işte. Orada vefat etti. Ondan sonra artık orada Kafkasya'da yaşanmaz hale gelince bizimkiler oradan Çeçenistan üzerinden Tiflis'te yerleşenler Gürcüce öğreniyor. Benim dedem de Batum'a geliyor. Batum'a yerleşiyor. Orada gemi satın alıyor. Tuna Nehri üzerinden un, tuz, şeker pancarı vesaire ne gerekiyorduysa tomru oradan gemilerle Karadeniz'e taşıyor. Yani gemicilikle uğraşıyor. İşte hacca gidiyor. Bizim köyü satın alıyor. Arabistan'dan oraya Rusya'ya kaçak olarak giden bazı kimseleri bizim köyün arazisine yerleştiriyor, ev yaptırıyor. O demin gördüğünüz bir dedemin evi vardı. 300 senelik, 400 senelik bir ev. Kültür Bakanlığı şimdi onu onardı. Lazca öğreniyor çünkü Acaristan bölgesi, Batum Acaristan bölgesi zaten Osmanlı vilayetiydi. Tiflis de Osmanlı vilayetiydi. Bu Lozan'da 6 kere, biz 5 kere şey yaptık. Savaşta Batum'u geri aldığımız halde yine masa başında biz Elviye-i Selasiye diye bir şey var. 6 vilayet. Edirne, Batum, Halep, Kerkük, Musul filan. Onlar bizim vilayetimizken bunları biz masada verdik. İşte Batum'da böyle bu şekilde verilince orada demir perde çekildi. Ailenin bir kısmı orada, bir kısmı burada kaldı. Osmanlı-Rus Harbi'nde 1878'de o dedemin çocukları işte savaşta ölüyor. Ruslar benim dedemin gemilerine el koyuyorlar. Ondan sonra benim dedem çocukken işte annesiyle falan ta Samsun, Bafra, Ünye, Çarşamba oralara göç ediyor. Hala da orada bizim akrabalar var. Ama ilişkileri kesmişiz. Soyadları değişmiş. Kimisi Gürcüce konuşuyor. Benim dedem de Lazca öğrenmiş. Orada konuşulan bir dil var. Mitolojik bir Laz devleti eskide. Milattan önce yıkılmış bir devlet. Orada birçok kavimlerin şeyi var. İskitler var, Sakalar var, Kimberler var, Moğollar var, ne bileyim yani. Kafkasya bir şey, savaş ülke bölgesi. İşte tekrar bizimkiler savaş sonrasında yine memlekete dönmüşler. Dönen olmuş, dönmeyen olmuş. Benim dedemin annesinin mezarı hala da Ünye'de. Büyük dedemin yani. Böyle bir tarih. O çocuk evlenmiş, işte ondan sonra türemişiz yani. Fazla büyük bir aile yok ortada. Orhan Dayan değil mi? Tanıdın mı? Evet. Evet. Bu akşam benim resimlerimden bir dönem resimlerimi görmüş oldunuz. Zaten kalabalık değilsiniz. İyi ki yani rezil olmadık diye ben de şey yapıyorum yani. Fazla olsaydı ne olacaktı yani? Çok kalabalık olsaydınız. Soru geldiğinden değil, beğenmeyecekler de. Ben ne bileyim yani, insanların zevkini bilemezsin ki, 70 çeşit insan var, herkesin zevki değişik. Beğenilmesi dünyanın her tarafında olur. Tabii bunların çoğu, hiçbiri elimizde yok. Belki birkaç tanesi vardır, bilmiyor. Bunlar yok, yok. Bazen turistler de yaptırıyor değil mi? Bir ara bizim galerinin kirasını ödeyemez duruma düştüğümüz zamanlarda talebeler çalışıyordu ya, talebeler çalışırken talebelere turistleri model olarak oturtuyorduk. Bu sefer turistler rica ediyorlardı portremizi yap diye. Bir ara öyle bir oldu ki ta kuyruk merdivenden aşağı inmeye başladı. Ama her portre yaparken vücudumuzdan terler boşalıyordu.
konsantre oluyorduk ya, ter boşalıyordu. Birkaç kişinin portresini çizdikten sonra dikkat zayıflıyor. Pes ediyorsunuz, yeter bugün 9 kişi, tamam. Çin'e gittiğimizde de Çin'de adam mı biter ya? Aman Allah'ım, bir araba fabrikasına götürüyorlar beni, bütün müdüründen her şeyine kadar. Bir ceketi çıkarıyorum, olmuyor. Bütün atleti tesviye, çırılçıplak oldum artık ya. Çin'de adam mı biter? Müdür istiyor, müdür muavini, Komünist Partisi'nin genel sekreteri şuydu, buydu. Allah, dizildiler böyle bir sürü, bir bakıyorum, 12 kişi böyle sıradan çizmek zorundayım ya. Valiye götürüyorlar, çizdiriyorlar, bilmem nereye. Ya Türkiye'den bir ressam gelmiş, herkesin resmini yapıyor. Çin nüfusu 2 milyar. Ben bunlarla nasıl başa çıkacağım dedim ya. Bir ara bizim Lazlar şehirlere, Çinlilere savaş açmışlar. Çinliler demişler, bakmışlar haritada bir Lazlar yok ya. Bu nereden, bu hangi millet bize savaş açtı diye arıyorlar. Lazları bulamıyorlar bir türlü. En sonunda buluyorlar. Tamam dediler. Ne zaman savaş istiyorsanız şey yapın. Karar verin demişler. Çinliler bu savaşa razı olmuşlar. Bizim ihtiyarlar heyeti toplanmış. Gençler ateşli dışarıda savaşa bir an evvel başlayalım diye. İhtiyarlar içeriden bir türlü çıkmıyorlar. Gençler sabırsızlanıyor. Vuruyorlar ya ne oluyor, niye karar alamıyorsunuz filan. En sonunda ihtiyarlar heyetinden bir tanesi çıkıyor. Evladım diyor, bir türlü karar veremiyoruz. Niye karar vermiyoruz? Kanımız kaynağı diyor. Kanımız kaynağı diyor, niye haber veremiyorsun? O da o ihtiyar diyor ki, evladım diyor, düşünüyorum ki bu 800 milyon Çinliyi nereye kömeceğim? Hadi demiş, savaşı kazandık. Bu 800 milyon Çinliyi nereye kömeceğim? Bunu düşünüyorum demiş. Savaşı kazanmışlar da neye gömeceklerini düşünüyorum. Lazlar'ın hikayesi çok. Uluslararası uzay bilimciler kongre varmış. Uzay bilim kongresine gitmişler. Bizim Lazlar'ın heyeti de arkada oturuyormuş, devamlı uyukluyormuş. Demişler herkesin bir görüşü var uzaya gitmek için. Sizin heyetinizin bir görüşü yok mu filan? Ya biz demiş güneşe gideceğiz. Ya demiş biz aya gidemiyoruz, siz güneşe nasıl gideceksiniz? Güneş yakar sizi yani, teknik mümkün değil. Demiş akşam serinliğinde gideceğim demiş, şimdi uyurum. Yeter bu kadar.